İyi o zaman. Size kolay gelsin. Ben gidiyorum. Hoşça kalın. Ya ben de yeni yeni tanıyorum tabii. İnsan içine girmeyince bilmiyor. Patron maşallah çok inatçı biri. Sen hiç konuşmuyorsun Cem. Ne diyeyim? Hadi Cem, eve gidelim. Peki. İyi geceler. İyi geceler, geçmiş olsun. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Damadı da iyice sindirmişler. Hep sessiz durun. İyi çocuktur. Fazla iyi. Kardeşim, büyüklük sende kalsın. Hadi git getir. Niye hep ben alttan alıyorum, niye? Biliyor böyle yapacağımızı, onun için aradı zaten. Gidip yalvaralım diye. Anne, inat etme de gidip alalım hadi. Hiçbir yere gitmiyorum. İstiyorsa gelir, istemiyorsa kendisi bilir oğlum. Anneciğim, bir babamın yerine koy kendini. Sen affedebildin ama o affetmiyor işte. Ne yapacaksın? Hayal kırıklığından kurtulamıyor. Anne, Leyla'nın yeri onun için ayrıydı. Hazmedemiyor. Ben ne yapayım? Arada kaldım. Biliyorum. Ama bu iş böyle olmaz. Şimdi babamın oralarda saati bozulsa, sen söyledin. Daha çok üzüleceksin. Kendini suçlayacaksın. Şevket doğru söylüyor kardeşim. Hadi. Hem düğün öncesi. Beni de kırma. Güzel güzel bir arada olalım yine. Kırgınlıklar bitsin. Onu bekliyor o da. Fikret'i arayın da nerede olduğunu öğrensin. Merak etmesin kız. Niye söylemedin bana bugün onlarla karşılaştığını? Çünkü isimlerini bile ağzıma almak istemiyorum. Peki niye herkesin içinde söyledin? Annen haklı. Durup durup olay çıkarmaya bayılıyorsun. Ben mi? Ben mi olay çıkarıyorum? Kalkıp yüzsüz yüzsüz gelen onlar. Seni tanıyamıyorum Necla. Leyla ile niye bitmedi bu çekişme? Şimdi anneni babanı mı paylaşamıyorsun? Anlamıyorsun işte. Öyle ama. Sürekli bir huzursuzluk halin var. Bırak, görme, dinleme. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Peki. Bundan sonra öyle yapmaya çalışırım. Lütfen. Peki. Sağ ol Şevket. Tamam canım. Haber ver bana da. Hadi gözümüz aydın. Bunların evinin altında yatır var, ben sana söyleyeyim. Başları dertten kurtulmuyor. Benim babam mı? Kıyamadığım babam. Otelde kalıyor bizim yüzümüzden. Ben buraya gelirken... Evden çıkarken ancak... Nikah cüzdanımı babamın...
sana söz.